Saygıdeğer izleyenler, komşu ilimiz Tokat'ta doğma büyüme, orada yaşayan, doğan büyüyen ve orada yaşayan emekli sınıf öğretmeni, gazetemiz 52 Haber Ünye'nin köşe yazarı, emekli sınıf öğretmeni dedik, araştırmacı yazar Süleyman Erkan Bey, Giresun'da görev yapan oğlunu ziyaretten dönerken uğradığı, köşe yazısı yazarak uğradığı gazetemizde ve televizyonumuzda kendisini ağlayarak Ünyelilere, okurlara ve hemşehrilerimize tanıtmak istiyoruz. Evet, hoş geldiniz Sayın Süleyman Erkan. Hoş. Bundan sonrasını sizden alalım. Süleyman Erkan kimdir? Evet, merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Bu güzel ordunun ilçesine ve siz yaşayan, burada yaşayan, burada havalan tüm değerli insanlara selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Diyorum ki 1956 yılında Tokat Turhal'da doğdum. Eğitim ve öğretimi Ankara Gazi Eğitim Fakültesini bitirdikten sonra yıllarca öğretmenlik yaptım. Bu öğretmenlik yanı sıra Tokat'ta öğretmenlik yaparken Tema ile buluştuk. Tema doğa ve çevreyi anlatan bir programdı. Kanal 60 TV'de O Köy Bizim Köyümüz adlı televizyonda 250 tane köy ve belde çekimlerine imza attım. Maşallah. Ve bu 250 tane köy programlarından birçok sanatçı, birçok değişik ünlü bireyler ve şahıslar, sizin gibi efendim, birçok insanlarla konuştuk. Bunlardan en önemlileri Hayrettin Karaca, Kıvırcık Ali, bizim Karadenizli bu kızımız vardı. Başkan, ne başkandı? O başkanla, Zeynep başkanla program yaptım. Ondan sonra Hadise'yle program yaptım. Harikasınız. Ve buna benzer birçok programlara imza attık veya böyle bir söyleşi yaptık. Hayrettin Karaca ile rahmetli Kıvırcık Ali'yi rahmetle, minnetle, şükranla yad edelim. Bu ülkeye ve insanlara çok şey verdiler. Evet. Kısacık zaman içerisinde. Ve Nihat... Ama ailelere sağlıklı uzun ömür versin. Nihat Gökyiğit, yine Artvinli Nihat Gökyiğit'le bu Tekvan isim söyledik ama neyse, bir şirketin firmasında yönetim kurulu yapan ve İstanbul'da dünyanın iki otoban arasında Hatice Gökyiğit adında bir botanik yeri yapan insanla tanıştık, insanla röportaj yaptık. Çok önemli. Buna benzer doğayı, tabiatı, çevreyi ilgilendiren konuları anlatıp ve insanlarla ulaşmaya, insanların yaşam hayatını az da olsa kolaylaştırmak için bilgi birikimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Hala emekli oldum, hala işte gazete 52 haber gazetesinde, Ünye Haber'de yer yer haberler yapıyorum. Hala yazdığım yazılar var. Onları askıda şimdi şu anda. Karadeniz'i anlatıyorum. Karadeniz'le ilgili bir takım çalışmalarım var. Karadeniz'in adı nereden gelmiştir? Neden Karadeniz diye söyleniyor? Bunu inceledim. Bunu Gazi Osman Paşa Üniversitesi doçent coğrafya araştırmacı, öğretmen, öğretim görevlisi arkadaşımızla beraber çalıştım. Onu ilerleyen zamanda sizlere de ulaştıracağım. Bunu paylaşacağız. O bilgileri sizlerle yayacağız. Yıllarca televizyon programı, gazetecilik ve bir de şöyle desem ayıp olur mu acaba? Rica ederim, rica ederim. Buyur efendim. Dizilerde oynadım. Öyle mi? Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde hakim rolünde oynadım. Tebrikler. Alev Alev dizisi vardı ATV'de. Orada balıkçı rolünde. TRT 1'de Beni Böyle Sev dizisi vardı. Orada da kasap rolünde oynadım. Ve o dizilerde de
kısa da olsa roller aldım, oynadım. Bunlar önemlidir. İnsanoğlu geçmiştekiler gibi bir gün ölümü tadacak. Evet. Önemli olan ölümünün ardından kendisini, kendi nesline iyi insanı dedeterek veda etmek güzel bir şeydir. Bu arada basılmış iki kitabınız olduğunu biliyoruz. Evet, evet. Üçüncü kitabınızın da yolda olduğunu öğrendik. Evet. Kısaca onları da söylederseniz sevinirim. Heybemdekiler adlı kitabımı 2018 yılında basıldı piyasada. Ondan sonra Bali Bey'i, Osmanlı-Rus Savaşı'nı anlatan kitap ki o zamanlar Anadolu'nun o yokluk, doğudaki yapılan baskı ve zulümlerden dolayı Anadolu'nun güvenilir yerlerine doğru gelen insanların ayak izlerini ve hayat izlerini anlatmaya çalıştım. Ve onları deklare ettim. Ondan sonraki bu Bali Bey kitabından sonra da şimdi Dicle'nin Soğuk Suyu. Bir öğretmenin Doğu Anadolu bölgesinde nasıl bir mücadele ettiğini, çocuklarıyla yaşamını nasıl idame ettirdiğini, bunu yaparken idealist bir öğretmen, vatana, milletine hizmet etmek için bayrağının gölgesinde nasıl çalışacağını ve çalıştığını, yokluklar, açlıklar, o suyun içerisinden geçerek Dicle'yi yararak geçip yaşama tutunduğunun hikayesini anlattım. İleride o kitabı da yayına çıkacak. İnşallah ilerleyen bir günde bu Ünye'de de hem bir söyleşi hem de imza günü düzenler. Sizlerle bunları buluştururum diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Evlisiniz. Evliyim. Bir oğlum, bir kızım var. Oğlum asker. Kızım da yurt dışında, Kuveyt'te, orada görevli. Damadım orada öğretim görevlisi. Güzel. 5 yabancı dili var. Maşallah. Böyle bir takım uğraşlarla kendimizi iştigal ediyoruz. Biz size stüdyomuzda ağırladığımız köşe yazarımız Süleyman Erkan'a teşekkür ediyor. Sağlıklı uzun ömür diliyor. En kısa sürede daha teferruatlı bir programda buluşmak üzere saygılar, sevgiler sunuyoruz. Hoşça kalın. Ben de diyorum ki efendim, bu gökyüzünde, bu maviliğin değişik tonlarında ve denizin iyot kokusuyla yaşayan bu insanların güler yüzlü, hoşgörülü, sevgisine, saygısına, hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın efendim. Sağ olun.